Tunç Bey, öncelikle merhabalar. Merhabalar. Yeni ürününüzü bizlere tanıttınız. Yeni bir kurumsal ürün. Çok yakında kullanıcılar da bu ürünü görecekler, tanıyacaklar, kullanmaya başlayacaklar. Ürün hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Kimlere hedefliyorsunuz bu ürün için? Kimler bu ürünü kullanmalı aslında? Teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. PowerEdge Vertex, özetlemek gerekirse sunucu, depolama ve ağ cihazları ve yönetim araçları bütünleştirilerek bir kasa içine sığdırılarak ve bir ofis için tasarlanmış özel bir bütünleşik bilişim çözümü, BT çözümü. Şubeli yapısı olan tüm şirketler yahut da orta boy küçük şirketlerin hedef kitlemiz olduğunu söyleyebilirim. Dağınık, farklı parçalardan oluşan sistemler yerine yönetmesi kolay, kurması kolay, desteklemesi ve büyümesi kolay bir sistemi kolayca alabilecek, değişik şubelere uzaktan erişebilecek ve bunları bir standartta veri merkezi kalitesinde yönetmek isteyecek tüm bilişim pazarı müşterilerini hedef müşteri olarak görebiliyorum. Bizim okuyucularımız tabii biraz teknik aslında. Biraz da teknik bilgi verebilir misiniz bize? Hani üzerinde ne kullanılıyor, işlemci, özellikle veri depolama çok önemli. Çünkü ofiste kullanacağı için hani depolama kapasitesinin yüksek olması gerekiyor kurumlarda. Seve seve. PowerEdge Vertex 4 tane sunucuyu barındırabiliyor. Müşterilere bunu ihtiyaçları oldukça alıp ekleyebiliyorlar. Her bir sunucu üzerinde maksimum 2 adet Intel Xeon yeni kuşak işlemcilere sahip. Standart Xeon işlemciler. Üzerlerinde 768 GB'a kadar bellek barındırabilen M620 PowerEdge, M620 Blade sunucuların bu Vertex'e uyarlanmış versiyonları yahut da M520 gibi daha düşük bellekle çalışabilecek sunucular barındırabiliyor. 2.5 ya da 3.5 inç disklerden birini seçerek o yolda ilerleyerek çalışabiliyorlar. 25 tane hot pluggable disk takabiliyorlar. Bunların kapasiteleriyle değişik formatta olanlarını yan yana çalıştırabiliyorlar. Örneğin SATA, SAS ya da SSD formatında diskler birlikte çalışabiliyor. Şu andaki öngörülen maksimum kapasitesi 48 TB'a kadar aynı kasa içinde. İstendiğinde istenilen sunucuya istedikleri kadarını ayırıp konfigürasyonu değiştirdiklerinde ve sistemi yeniden başlattıklarında yeni ayırdıkları konfigürasyonu yine istedikleri sunucuya aktarabiliyorlar. Sistemin 8 PCIe slotu var. Her sunucuya 2 tane verebildikleri gibi PCIe slotları, benim bu sunucuya 4 tane ihtiyacım var, buna 2 tane, buna 1 tane deyip değişik PCIe slotları sunuculara değişik adetlerde de atama yapabiliyorlar. Sistem aynı zamanda hot pluggable bir network switch'e sahip. Burada dışarıya 8 port, sunucuların her birine de 16 port veriyor. Böylece sunucular kendi içinde çok hızlı bir şekilde haberleşiyorlar. Aynı zamanda dışarıya da 8 portla da bağlantıyı hot plug bir switch'e de sağlayabiliyoruz. Peki ürün hem yatay hem de dikeyde kullanılabiliyor. Rack serverlara da uyumlu, racklara da uyumlu aslında. Peki ürün üzerinde gelen bir yazılım var mı? Yoksa kullanıcılar kendi mi kuruyor? Dell bu konuda nasıl bir destek sağlıyor? Elbette. Dell olarak arzu edildiğinde fabrika montajı sırasında sunucuların üzerine Microsoft Windows Server 2012'yi yükleyebiliyoruz. Bunun üzerine sanallaştırma için VMware yükleyebiliyoruz. Ama müşteri isterse diğer kendi uygulamalarında daha sonra kurulumda kanal iş ortaklarımız ya da kendi istediği doğrultuda uygulama yükleyebiliyor. Bugün olarak, yaygın olarak, Dell olarak, referans olarak denediğimiz, müşteriye de buyurun böyle yapacaksınız diye yön gösterebildiğimiz Hyper-V, VMware, Exchange, SQL, Link, masaüstü sanallaştırma, hem VMware Horizon hem de Microsoft RDS çözümlerimiz hazır. Referans mimari dokümanlarımız internetten yahut da iş ortaklarımız ya da bizim aracımızla da sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Dell hizmetleri ve danışmanlığını da sunmaktan mutluluk duyuyoruz bu tip ihtiyaçlar adında. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. IT Advisor'a bu şansı bana tanıdığı için. Çok teşekkürler.